Hepinize merhaba dostlar. Şunu hiç düşündünüz mü? Yeni içerik üretmeye başlayan arkadaşlar, özellikle YouTube'da içerik üretmeye başlayan arkadaşlar, o kadar emek veriyor, video çekiyor, emek veriyor, editte şudur budur yapıyor, YouTube'a video yüklüyor ama türlü o izlenmeler oluşmuyor, beğeniler gelmiyor, yorumlar gelmiyor. O istedikleri hedefe bir sürü emek vermeye rağmen bir türlü ulaşamıyorlar ve neden sorusu kafalarında canlanıyor. Sonrasını araştırırken Telegram'da olsun, başka forumlarda olsun, orada burada Instagram'da olsun, işte ben SEO uzmanıyım, YouTube'da başarıya ulaşmak için şunu yapın, bunu yapın. Sonrasında sizden rehberliği için binlerce lira para istiyor ve veriliyor ki verenlerden biri de bendim. Ama bugün sizlere göstereceğim yöntem onların size öğrettiklerinin aynısını ücretsiz bir şekilde sunacak ve binlerce lira vermenize gerek kalmayacak. İşin mantığını anlayacaksınız şimdi. Dilerseniz direkt olarak başlayalım dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi abi öncelikle bunu YouTube üzerinden anlatacağım. YouTube'da kanalınıza giriyorsunuz. Buradan analitik bölümüne geldikten sonra içerik kısmına giriyoruz abi. Şu üstte gelişmiş mod var. Ben bunu kendi kanalım üzerinden anlatacağım. Gelişmiş moda tıkladıktan sonra şuradan tarihi ömür boyu olarak seçiyoruz. Seçtikten sonra buradan tüm içerikleriniz gözüküyor. Normalde burada 50 tane falan gözüküyor. Ama şimdiki göstereceğim yöntemle 500 tane içeriğinizi bu dosyanın içine alacak. Sonrasında şuradaki küçük ok işareti var tam benim üzerimde. Ona tıklıyorsunuz. Virgülle ayrılmış değerler CVS dosyası diye bir bölüm var. Ona tıklıyorsunuz. Sonrasında size bir zip dosyası veriyor. Bunu masaüstüne indirdik. Şimdi burada işimiz bitti. Bu zip dosyasında şuradaki videoların tüm analizleri var. Sonrasında geldim. Zipimi açtım. Toplam veriler diye bir bölüm var. Direkt olarak zipten de çıkartıyor aslında yapay zeka ama ben direkt bunu aldım. Masaüstüme attım. Sonrasında kapattım. Sonrasında geçtim Grok'a. Burada Grok kullanıyorum ben. ChatGPT'yi de kullanabilirdim. İkisi de aynı sonucu veriyor. ChatGPT eğer ki yanılmıyorsam bir kere denemiştim ben. Bu tarz dosya analizlerinde çok kısa bir limiti var. Size tam cevap veremiyor. Sonrasında geldim abi Grok'a. Şöyle bir prompt yazdım. Sana göndereceğim GVC dosyasını detaylı olarak analiz et. Bu dosya YouTube içeriklerimin zaman içindeki durumunu içeriyor. Short videoları analize dahil etme. Bu da kanalınız short videosuysa eğer bu terimi kullanmayabilirsiniz. Ben sadece mesela short videosu atıyorum 2000 izlendi. Bir short için düşük bir performans ama kanalım yeni olduğu için 2000'i uzun videolarla kıyaslıyor Grok ve onu başarılı olarak sayıyor. Ben o yüzden short videoları eklemeyeceğim. Benim için önemli olan uzun videolar. Bana en iyi performans gösteren 5 içeriğimi göster ve bu içeriklerin neden iyi performans gösterdiklerini açıkla. Sonrasında bana en kötü performans gösteren içeriklerinden 5 tanesini göster ve bunların da neden en kötü performans gösterdiklerini açıkla. Son olarak genel bir yol haritası çıkar. Kanalda hangi türü tutmuş, nasıl içerikler üretirsem daha iyi gelişme sağlarım. Kanalı büyütmek ve izlenimleri arttırmak için analize bakarak bana bir yol haritası çıkart dedim. Grok'a yazdım bunu. Sonrasında şuradaki küçük ataç ikonuna tıkladım. Buradan dosya seç kısmına geldim. Toplam verileri seçtim. Grok'a ekledi. Sonrasında Grok'a gönderdim. Grok şimdi analiz yapıyor burada. Sırayla bakalım. En iyi 5 tane performans gösteren videomu çıkarttı şimdi. O oradan alt alta yazı dursun. Biz buradan bakalım. Şimdi benim en iyi performans gösteren CapCut ile videodan filigran kaldırma veya silme. Onunla ilgili videom vardı. Doğrudur. 3600 izlenmiş. İşte video süresi 5 dakika 7 saniyeymiş. 34 tane abone getirmiş. Güzel. Gösterim tıkla oranı güzel. Pratik çözüm sunuyor. Filigran kaldırma gibi kullanıcıların sıkça aradığı bir soruna çözüm sunuyor. Gösterim oranı 6.93 izlemeye dönüşmüş. Bu da başlığın ve konunun dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Yani burada diyor ki başlığınız ve kapak resminiz şu oran bunu gösterir. Kapak resminde başlık çok dikkat çekici olacak abi. Adam mesela arama kısmına veya önerilerde baktığında birkaç tane konuyla alakalı video var. Direkt olarak baktığında başlık ve kapak kısmı göze çarptıysa direkt olarak şu oranınız artıyor. Bu da daha fazla önerilmenize sebep oluyor. Ve de abone gelmiş 34 tane. İkincisi de bu. Yine güzel bir performans göstermiş. Güzel bir abone gelmiş bana. Hızlı ipuçları ve pratik yöntemler gibi anahtar kelimeler hem yeni başlayanlara hem de deneyimli kullanıcıları çekiyor diyor. Yani bir başlıkta bu tarz, şu tarz kelimeleri kullanırsam başlığa bakanlar hızlı ipucu diyor mu ya? Bir de videonun süresine bakıyor. Az. Hızlı ipucu dediğim için hemen adam giriyor. Vakit kaybetmeyecek zaten. Bir bakıyor çıkıyor. İşine yarayacakları alıyor çıkıyor. Şöyle bir videom var. Hep videoları konuşmayacağım. Mesela 16 saatten fazla izlemiş. Güzel. Gösterim tıklama oranı güzel. 5. gelelim. En kötü performans gösteren içerikler. Mesela şu videom çok kötü performans gösterdi. Burada diyor ki düşük tıklama oranı. Başlığın yeterince çekici olmadığını ve küçük resmin dikkat çekmediğini gösteriyor diyor. Yani siz de mesela videoyu attınız abi. Buradan bakacaksınız. Şu düşükse ortalaması 2'den biraz yüksektir. İyi performans demektir bu. Şu 2 olursa. Benimki baya kötü yani. Burada diyor başlığın ilgi çekici değildir diyor. Ve küçük resmin baya kötüdü diyor. Onlara dikkat et diyor. Arka plan kaldırma gibi konular çok işlenmiş olabilir. Özgün bir içerik eksik kalmış olabilir diyor. 54 izlenme baya düşük ya.
Yine burada böyle live portrait. Sırayla şöyle geçerekten bakacağım, hepsini okumayacağım. Burada yol haritasını okumamız daha önemli. Analizlerden çıkan sonuç. Başarılı içeriklerin ortak özellikleri. Pratik çözümler. Filigran kaldırma, otomatik altyazı gibi kullanıcıların günlük sorunlarına çözüm sunan içerikler. Eğitici ve detaylı. Yani burada siz mesela oyun kanalınız varsa en çok tutan videoların hangisi ise onunla ilgili bir şey yazacak buraya. İşte mesela rehber mi, gameplay mi en çok tutan videonuz. Ona göre bir şey yazacaktı burada. Sen de bundan sonra ona göre git diyecekti. Orta uzunlukta süre diyor. 3 ila 10 dakika arası. Burada kanalınızı yeni açtıysanız dostlar, dikkat etmeniz gereken en büyük hususlardan biri de budur. Eğer ki atıyorum güzel bir hitabetiniz, konuşmanız, muhabbetiniz güzel değilse, editiniz güzel değilse en fazla 5 dakika. Zaten para kazanmanız açık değildir. Ki 8 dakikaya geçeyim de ortalarda reklam gözüksün gibi bir kaygınız yoktur. Videoda ne söyleyecekseniz direkt olarak söyleyin. Ne eksik ne fazla. Söyleyin 2 dakika ise 2 dakika. 1 dakika ise 1 dakika. 5 dakika ise 5 dakika. Söyleyin, bitirin. Yani arayan kişinin videoda istediği neyse onu verin, bırakın. Çünkü adam onu alıp gitmek istiyor. Uzatsanız da o alacağını alıp videodan çıkıyor. Bu da ortalama izlenmeyi düşürüyor. YouTube için de bu kötü bir şey. Genel veya niş konular. Çok spesifik, live portrait gibi veya 5 dakikada edit yap başlıkları ilgi çekmiyor. Kısa veya uzun süre. Çok kısa videolar yeterince bilgi vermiyor. Çok uzunlar izleyiciyi yoruyor. Kanalı büyütmek için yol haritası. CapCut'ın popüler özelliklerinde ne odaklan? Şunlar. TikTok veya Instagram Reels gibi platformlara yönelik rehberler hazırla. Yani onlar çok tutan platformlar olduğu için kısa videolara odaklan diyor. Yani edittir, şablondur, şudur budur. Ücretsiz, hızlı, kolay gibi anahtar kelimeleri başlıklarda kullan. Güzel. 3 ila 8 dakika arası ideal. Az önce konuştuğum gibi hem yeterli bilgi sunar hem de izleyiciyi sıkmaz. Aynen. Yani adam zaten videoya girmeden bakıyor abi şöyle. Videoda alttaki süre kaç dakika? 3 dakika. Yani hiçbir şey kaybetmem diyor. Giriyor, videoyu izleyip çıkıyor. Bir şey alsın veya almasın. Başlık ve küçük resim. Merak uyandırıcı başlıklar kullan. Bu yöntemi biliyorsan kaybedersin. Veya CapCut'ta bunu yapmazsan pişman olursun. Bak, güzel başlıklar mesela. Adam diyor ki mesela ben CapCut'ta neyi yapmazsam pişman olurum. Demek ki benim bilmediğim bir şey var. Bir gireyim bakayım diyor. Videoda kısa, giriyor bakıyor. Küçük resimlerde parlak renkler, büyük yazı ve ilgili görseller kullan. Onunla ilgili bir video yapacağım ben. Resimlerde ilgi çekeceği olaylara. Rehberler. CapCut'ta ses senkronizasyonu nasıl yapılır? Hızlı ipuçları, trendler, karşılaştırmalar. Yani şu kategorideki videolar güzel tutar diyor abi. Onlara odaklan diyor. Bu benim video kanalım üzerindeki analiz. Siz de kendi analizi yaparsanız size uygun kategorileri sunacaktır. Yayın sıklığı ve zamanlama. Haftada 2 veya 3 video ile tutarlı bir program oluştur. Bu neden önemli abi? Mesela ben örnek veriyorum. Bugün saat 3'te video attım. Ve videolarım çok izleniyor. Çok iyi, insanlara yararlı videolar, bilgileri sunuyor. Adam bu videoyu izledikten sonra onlara bir rutin vermem lazım. 2 gün sonra yine saat 3'te bir video atarsam kullanıcılar, izleyiciler buna alışacaktır. Hemen aklına şu soru oluşacak. 2 gün sonra yine atacak. 2 gün sonra yine bakayım, kanalını takip edeyim gibisinden bir alışkanlık oluşturacaklar. Bunlar önemli. YouTube'un veya Google'ın botları var, böcekleri, SEO böcekleri. Girip oradaki bilgileri alıp çıkıp analize götürüyor. Onu da alıştırmanız lazım aynı saate. Yayın sıklığı ve zamanlama. Haftada bunu okumuştuk. Etkileşim ve geri bildirim. Videolarda izleyicilere soru sor. Siz hangi CapCut özelliğini kullanıyorsunuz ve yorumlara cevap ver. Video içinde bu hangi kategoride olursa olsun video ile alakalı insanlara yazmaya teşvik eden soruları sorun. Yorumlarda yazsınlar yani. Yorumlara ne yazılırsa etkileşim artar. Bunu o yüzden söylüyor. Abi eğer ki eğlence içerisinde değilseniz, eğitimdeyseniz bir kere kullanıcının sorularına cevap vermek zorunda abi yaptığınız video. Tam cevap vermek zorunda. Adam tatmin olmuş bir şekilde çıkacak yani videodan. Yani eğer ki parayla bir eğitim alacaksanız size bunların aynısını söyleyeceklerdir dostlar. Ne eksik ne fazla. İşte kapak resmine dikkat et. Şöyle yap. Başlıkta anahtar kelime kullan. Anahtar kelimeyi şurada araştır. Rakip analizi yap. Onların hepsini söyleyeceklerdir size. Ekstra olarak da işte buradaki Grok'un verdiği bilgileri söyleyeceklerdir. İşte rehber videonu tuttuysa onun üzerinden devam et. Kullanıcı ne istiyorsa sen kendi istediğini değil, kullanıcının ne istediğine odaklan. Size bunları söyleyeceklerdir. Eğer ki kafanızda böyle bir soru varsa, ben içerik üretiyorum, YouTube'a atıyorum ama bir türlü izlenmiyor, videolarım neden izlenmiyor gibi bir soru kafanızda varsa, bu gösterdiğim yöntemle yapay zekayı bir taratın. Size performans neden göstermediğini, en iyi videolarınızın hangi performansta olduğunu, onun üzerinden gitmeniz gerektiğini bir analiz edin. Bakın dostlar, eminim ki artacaktır. Yani izlenimleriniz artacaktır. Buna inanıyorum ben. O yöntemle giderseniz, bu yol haritasıyla giderseniz. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Arada sırada böyle CapCut dışında yapay zeka ile alakalı da videolarım oluyor. Bununla ilgili kategorim var. Video ile alakalı sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.